Video başlamadan önce arkadaşlar çok kısa bir şey söylemeliyim ne yazık ki. Çekim esnasında sound'da bir hatalar olmuş. Benim mikrofonda daha doğrusu neden oldu bilmiyorum. Düzeltmeye çalıştım, birazcık kurtarma çalıştım ama pek başarılı olamadım. Umarım çok rahatsız etmez. Sizlerden çok çok özür dilerim. Yine de umarım bu video hoşunuza gider ve beğenirsiniz arkadaşlar. Siyah top geliyor. Hazır olun. Sizlere güzel şeyler dilerim. Bay bay. Konnichiwa insan vatandaşı var. Prince Prince hoş geldiniz. Ben Prince. Arkadaşlar yeni Minecraft bölümdeyiz ve birkaç değişiklik oldu. Ama ona gelmeden önce bugün ne yapacağız arkadaşlar? Top atacağız. Maç yapacağız, top atacağız. Yani kısa özet böyle. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bende ayın en iyi oyuncuların bir bileti var. En azından 6 altın oyuncu gelecek. Yani altınla siyah top arkadaşlar. Ama level 1. Bununla hemen başlıyoruz. Yani top açısından başlıyoruz. Dediğim gibi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Siyah top tutturacağız bugün. Bunu göreceğiz. Derken bastık. Ve Allah'ım şu altın şeyden kör oldum gözlerine. O kadar altın olur mu lan? Kim gelecek bakalım. Tanımıyorum. Defans %100. 1 milyon defans. Evet. Sağ bek oyuncu mu oynar? Ah. Paris'ten arkadaşlar. Okey. Hiç gerekli değil. Çünkü arkası doldu bizde. Yani bir takım sırf defans oyuncu üzerine kurabiliriz. Neyse devam edelim. Arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız biliyorsunuz hashtag Baba Kartal, hashtag Come to Baba Kartal'da her zaman destekleyebilirsiniz. Yorumları bunları yazın. Basıyoruz ve niye bir kere de atlasın ya? Şu 2018'de hiç görmedim daha. Şu siyah topun bir kere atlamasını arkadaşlar. Ulan bir şey önceden bassam siyah gelecek. Okey ama yaklaştık. Siyah topun yanına yaklaştık. Bakalım. Dönüyor, rosuyoruz. Ve arkadaşlar videonun başlığını şimdiden aklıma geliyor. O Niyase bu Spor Süper Lig'de oynadı. Hatta Türk takımları da istiyordu bunu. Patlama 190 fena değil de ama bize gerekli değil arkadaşlar. Toplar dönüyor. Arkadaşlar ben ne diyeyim daha ya. Bugün hiç Gümüşlerin Efendisi diye bir bölüm yaparım herhalde. Siyah top tutturacağı kadar devam ediyoruz. Gümüş. Okey. Gümüşlerin Efendisi. Bu arada formalara dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın formayı bilenler arkadaşlar. Hangi takım formasıydı o? Toplar dönüyor. Şimdi bu arada yine bir 10 Euro'luk MyClub parası gitti. Basıyoruz. Şuna bakın sağında solunda arkadaşlar sağında solunda ne sarı var, ne alt yani ne altın ne siyah var. Bir de kaleci geliyor. Yani böyle tam yer dibine basıp üstüne tükürüp bir de tepiyorlar bizi arkadaşlar. Ulan Konami. Boşuna paralar gidiyor şu şeye. Bu sene çok kötü yapmışlar ya. Bu kadar çok yani o kadar zor olmaması lazım siyah top tutturmak. Bazı tutturuyorsun bir de bir level 1 oluyor. Neyse. Ben sana bundan sonra bırakırım ya. Basansattımın. Şuna bak gümüş. Lan gümüş de takıldı arkadaşlar. Benim gibi şu şansa bakın ya. Şu şansa. Siyah geldi lan. Ne oldu bunun için bak. Baka bak diyeceğim. Baka bak. Siyah top. Lacazette. Lacazette geliyor arkadaşlar. Arsenal'den transfer ediyoruz. Lacazette. Süper. Fırsatçı golcü 85. Arkadaşlar. Hücum beri 86, bitirici 86, 86, 86, 86 gücünde biz bunu iyi kullanabiliriz. Çünkü Mandzukic var uzun boylu golcü. Bu da şimdi biraz boyu çok yok sanırım. Bakın arkadaşlar aslında şimdi bırakmalıyım biliyorum. Ama devam ediyoruz. No, hayatta bir şey gelmez oğlum. Ben Konami'yi tanıyorum. Şimdi bizi hayatta güzel bir şey çıkarttırmaz. Yine gümüşler gelecek. Basıyorum ve okey. Keşke bıraksaydım arkadaşlar. Keşke. Lanzini. Neyse. Okey. Top dönüyor ve bastık. Yine görmüş. Arkadaşlar. Ben pes ediyorum artık. Şimdi bundan sonra ne gelirse satacağız. Öyle bir challenge yapalım. Siyah gelirse yani siyah gelirse bile satacağız. Okey toplar dönüyor. Ne top gelirse gelsin satacağız arkadaşlar. İnşallah siyah gelmez. Bu sefer ilk defa siyah gelmesin diye dua ediyorum. Bastık. Gelme oğlum. Daha sağlıklı. Okey. Okey, okey, okey. Kim geliyor? Kale. Oh süper. Oh. Bu sefer biz Konami'ye böyle verelim. Oldu.
Hemen satıyoruz ve maça gidelim arkadaşlar. Ya da okey, önce bir şuna bakalım, Lacazette ne durumda? Full uyumlu arkadaşlar. Çünkü bizim antrenör de Fransız. Daha Paris çalıştırıyor. Mandzukic'e diğer değiştiriyoruz. O bomba oldu ya. Bunu bir özelliklerine bakalım. Arkadaşlar beğenin, beğenin. Lütfen beğenin, unutmayın. Bakalım. Okey, bitirecek 6.86. 86 yaz. Burada iyi geliştirebiliriz arkadaşlar. Bomba bir oyuncu. Bunu çalım şeyleri de güzel. Anında şut, kurnazlık, çılgın koşucu, gole giden atak arkadaş. Aslında uzaktan şut da olması lazım. Yani yok, bilmiyorum. Füze gibi. Bakın çok bomba bir oyuncu. Arkadaşlar şimdi bakın. Böyle bir online müsabakasına katılıyoruz yine. Point Tally Challenge. Yani 3 maçta 4 puan yapmalıyız. Ben bunu 2 maçta hallederim sanırım. Neyse arkadaşlar, birazdan maçta görüşürüz. İlk rakip. Oo, Özil. Bakalım. Mesut Özil mi lan bu? Kasman 8, 645 derecesinde. Ve bakın arkadaşlar şu formalara lütfen lütfen bir göz atın. Hangi takımlar bunlar arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bilenlere var ya, helal olsun. Gerçekten o zaten bendensiniz. Şu oyuncu en azından bir tanesini bilin vallahi siz arkadaşlar. Hangi takım? Normalinde ben başka bir şey yapacaktım. Neyse, onu maç içerisinde anlatırım. Şimdi şu konsantre edelim. Bakalım çocuğun nesi var. Logoya bir dikkat edin. Bizim yeni logomuz. Ben aslında İstanbul kulüplerin, ya yani Türk kulüplerin dört büyüklerin şeyini yapacaktım. Bu arada maç başladı. Sonra Lanka ismi söylemeyeyim. Şu takımlar geldi aklıma. Onların forması yaptım. Yani logo değişebilir. Normalde ben Galatasaray falan yapacaktım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Zaten o logoda onların işaretleri var. Ama sanırım değişim. Çünkü bu daha çok hoşuma gidiyor böyle arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Şu bölümde söylemeyeceğim şu formaları. Ya da ben videonun sonunda söylerim hangi formalar diye. Okay, let's go. Lacazette 9 numarayı verdik. Pası veriyor. Şut gelir mi? Şut geliyor. İlk defa tehlikeli geldik arkadaşlar. Okey, 9 dakikadayız. Rakip korner kullanacak. Dikkat ediyoruz. Kornerlere dikkat, kafayla çıkart. Okey. Koulibaly yeni defansımız. İşte Lacazette kafa toplarında birazcık zor olacak. Ama bunu göreceğiz. Sen koş Lacazette. Uzun bir top. Aradan gönderiyoruz. Lacazette gelir mi? Kaleci çıktı. Kafayı uzaklaştırıyor Yedicin. Hayır. Şimdi dikkat. Kontra atak yiyeceğiz yine. Adruiz. Ara pası. Aman geçtirme, aman geçtirme. Süpersin. Lacazette. Hemen oynadı. Solda. Hazır. Hemen oynuyoruz. Ortaya. Çok güzel. Sterling at bunu. Sterling atıyor. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Baba Kartallar. Süper. Dakika 18. Baba Kartallar. İsmi de değiştiririm de şimdilik böyle ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ah neyse. Korner. Okey. Yani isim değişecek. Bakın şu formalara göre bir takım kuracağız. İsim vereceğiz daha doğrusu. Belki de bırakırım, bilmiyorum ama logo değişmesi lazım. Logo da bırakabiliriz. Neyse, derken gol atıyoruz. Arkadaşlar hiç affetmiyoruz vallahi. 2-0 yaptık. Sanırım ilk 3 puan safe arkadaşlar. Okey. Şimdi bu 2-0 birazcık kritik bir skor. Tutun oğlum, tutun. Tutun lan. Okey. Adam gitti de gidiyordu. Şu 2-0 neden kritik? Çünkü bir gol yedi mi? Aradan gönder. Offside. Hemen maç dönebiliyor arkadaşlar. Yani dikkat etmeliyiz. Sakıncalı bir skor. Şimdi Toni Kroos. Pasını verdi. Sterling. Sterling diyor. Bugün bir gol attı. Sterling canlı. Sterling. Bekle, sakin. Sterling. Tut. Topu Maradona'ya verdik. Şimdi Maradona. Bir plasa gelelim orada. Plasa gönderiyoruz Maradona. Son anda kaleci uzanıyor. Ve korner arkadaşlar. Devam. Korner. Maradona kullanıyor. Kafa gelir mi? Kafa atıyor. Toni Kroos. Ve 3-0 yapıyoruz. Arkadaşlar karşı tarafı parçaladık. Dakika 31. Mübarek sayı. Golümüz geldi. 3-0 yaptık. Şimdi işte. Böyle. Ya, süper. Süper kaleci. Ter Stegen. Şimdi aman dikkat. Şu ilk yarıyı şu skorla bitirelim. Gol yemeden bitirelim. Ama sanki gol yiyecek gibi bir var şimdi. Şimdi Lacazette. Bakın arkadaşlar. Lacazette bunun için, bu oyuncu bomba. Hızlı oyuncu. Çalımları da güzel. Lacazette. Oğlum dur lan. Yıkacaklar. Kim lan o hayvan? 10 metre sanki. Okey. Toni Kroos. Paslı paslı oynuyoruz. Tiki taka. Gönder ara pası. Oğlum 3 kişiden biri koşmuyor ya. Şimdi Kroos, Lacazette.
Gönder. Tiki taka. Pas. Kroos. At bunu. Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos. Bugün 2 mi 3 mü gol? Kaç tane attı bilmiyorum. Ama 4-0 yapıyoruz. 3 gol atmış arkadaşlar. Toni Kroos. Son günü bugün. Bakalım Lacazette henüz atmadı ve bir gol daha atarsak biliyorsunuz ne gelecek arkadaşlar. 5 tane geliyor. Bu arada dikkat. Sol anda az tersi. Uzaklan. Uzaklaştır. Ter Stegen kurtardı. Ben ne diyordum? 5'te arkadaşlar Nuri Alçoğlu'za geliyor. Şimdi şu top aslında bayağı iyi geçiyor. Yani tehlikeli oluyor. Hazard. Edin Hazard pasını verdi. Lacazette. Hemen gönder Arda'dan. Ah ulan. Neyse. İlk yarı arkadaşlar. Hemen ikinci yarı geçelim. Ve ikinci yarıdayız. Okey. 4-0 öndeyiz. Aslında çok şeydi. Şu bakayım şu 5 atacağım mı? Attıktan sonra sanırım gazozu verip bu maçı geçeriz. Okey. Kolazinac. Aa top şimdi. Lacazette önüne Lacazette. Kol gelmiyor. Atıyor diyor. Lacazette. Bu forma altında ilk defa golünü atıyor arkadaşlar. İlk maçında ilk gol. 5-0 yaptık ve gazozu veriyoruz. Aslında burada ben sanırım keselim. Devamlı gelken şimdi dikkat. Hadi kaleci Immobile gidiyor. Kaleci seçtik. Kaleci seçiyoruz. Neyse arkadaşlar ben burada bitir zaten yendik. Hemen diğer maça geçebiliriz aslında. Sanırım burada bir yerde bitiririm. Son dakikalara giriyoruz. Hatta son 90. dakikaya girdik ama dikkat sakın hata yapma. Bir gol daha yemeyelim. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 5-1 kazanıyor Baba Kartallar. Ve Lacazette ilk golünü attı. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Bir maç daha yapacağız en azından. Eğer yenilirsek ama o zaman 3 maç arkadaşlar. 46 böyle. Ama 6. klasmandan bir oyuncu geldi. Güçlü biri geliyor arkadaşlar. Şimdi 3. maça gideceğim ben. 2. maçı sanırım size göstermem. Kötü yenildik çünkü orada. Her şey ters gitti arkadaşlar. Ne diyeyim. Neyse. Baba Kartallar arkadaşlar. Şu logoya bakın. Nasıl sizce? Aslında çok güzel. O Türklerin 4 büyük kulübü düşüncesiyle yapılmıştı o. Ama biz şimdi bu formalara göre bir tane logo düşünmeliyim. Bakalım neyse arkadaşlar. Şu maç çok önemli şimdi. En azından bir beraberlik. Eğer yenilirsek her şey boşa gitti ve bilet alamayacağız. Ve böylece bitireceğiz. Ama eğer kazanırsak bir top açılım daha olacak. Şimdi Lacazette pasını verdi. Bu orta. Hadi oğlum Lacazette. Uç oraya. O kafayla uçuyoruz. Süpermen. Dakikalar 5. Hazır top başında. Korner geldi. Talisca şut atıyor. Anderson Talisca arkadaşlar. Bugün forma şansı buldu. O oyuncu da çıkartmıştık daha önceki bölümde. Şimdi. Çok güzel bir düşünce. Ah geçmedi. 10 dakika geride bıraktık arkadaşlar. Maçta henüz gol yok. Bu skor bize yeterli. Ama dikkat adam Ronaldo'su var. Çünkü işte 1-0 geliyor. Ronaldo gitti. Ronaldo kaleti lan. Şans. Şansa bak arkadaşlar. Adam Ronaldo'su var. Çok tehlikeli oluyor Ronaldo oldum ya. Okey. Anderson Talisca. Pası verdi. Çok güzel ara pası. Şimdi gönder yukarıdan. İstediğim gibi. Yeni bir. Lan! Arkadaşlar bazı çok düşünüyorum. Kafamdan onca yani bölüm minimlik aksiyonda minimlik aksiyon değil zaman şey olduğunda onca çok şey geçiyor ki bazı aklına derken büyük hata yaptık. Bu sefer yiyeceğiz mi? Bunu... Biz 1-0 öne geçeceğimizde şu duruma bakın. Düştüğümüz duruma bakın arkadaşlar. Şimdi en azından bir gol atmalıyız. Bu skor bize bileti getirmeyecek. O özel ajanı getirmeyecek arkadaşlar. Yani biz gol atacağımız şeyde gol yiyoruz. Kötü oluyor. Araya gir. Moraller bozuldu şimdi. Ben şimdi birazcık daha bir oyuna konsantre olacağım arkadaşlar. Eğer çok konuşmazsam kusura bakmayın. Sizler böyle izleyin. Şimdi hadi oğlum geçsin o top geçiyor. Lacazette at bunu. Lacazette. 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 Yeni transferimiz. Bu maçta da golünü atıyor arkadaşlar. Helal olsun diyoruz Lacazette'e. Çok güzel. Şimdi devam arkadaşlar. Bu skor yeterli. Bu skor bileti getirecek ama tabii ki yenmek istiyoruz. Yenmek istiyoruz. Aman aman çok konuşma ha. Çıkar. Kafayla indir. Çok güzel geldi. Oo şimdi her şey oldu arkadaşlar. Normal tadim o top giderdi. Hazırlıkla gidiyoruz.
Hadi ortaya güzel bir orta gelsin. Sterling orada var. Sterling kafa atabilir mi? Hayır. Şimdi önümüze düşüyor. Talisca! Talisca! Anderson! Talisca! Parma mı oluyor? Tebrik uyuyor oğlum. Parma hayvan. Arkadaşlar 2-1 öne geçiyoruz. Şimdi rakip en azından bir gol atması lazım bize arkadaşlar. Yani bir gol diyor. İki gol atması lazım ki bilet gelmesin. Devam ediyoruz. Uzun bir top. Arkadaşlar. Bizi kimse tutamaz. O bilet gelecek. Benim yeni bir şeyim var. Offside taktikle oynuyorum o zaman. Şimdi hadi oğlum. 4 yap. 3. 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 3 yapıyoruz. Lacazette. Lacazette. Allah'tan çıkmış oyuncu arkadaşlar. Ya bu oyunda hala bug'lar var ya. Ben offside tuzağı kurdu mu şeyler değişiyor. Taktik şeyleri. Yedek taktik, defansif taktik falana geçiyor bazen. Nedense. Oğlum Konami 400 oyun yapamıyorsunuz ha. Bakın oyuncularına koşuyoruz ve offside. Bakın gördünüz mü? Dikkat edin. Şu radardaki şeye falan. Oyuncuları öne çekiyorsunuz. Ama tabii ki çok riskli bir taktik bu arkadaşlar. Offside taktik. Çünkü oyuncular bir geçti mi yandık. O zaman 3-4 oyuncular kaleciyle baş başa kalabilirler. Şimdi dikkat. Ronaldo. Buradan da şu şey gelsin 44. Şimdi şu ilk yarı gol, sakın ha gol yemeyin. 3-1 bomba bir skor. İkinci yarı için arkadaşlar. Orta geliyor Ronaldo. Oh okey. Ronaldo yetişmedi. Tamam. Şunu atlatalım da hemen öne çakarız. Sıfır uzatmalar da yok. Hemen çıkart şunu. Kaleci çıkıyoruz. Çıkma. Salak gibi çıktım ya. Gol yedik. Arkadaşlar son saniyede gol yiyoruz ya. Hemen. Okey arkadaşlar ikinci yarıdayız. Çok sakat bir gol yedik. Gereksiz bir gol yedik derken aman ters değil süper. Rakip yine yaklaştı. Yani hala iki gol yememiz lazım ki bilet gelmesin. Çünkü 3 puanımız var. 3-3 beraber oynasak bile 4 puanda olacağız ve o yeterli olacak bu müsabaka için. Ama şimdi içimde çok kötü bir his var. Ha tamam süper. Aman araya gir. Şu var daha da oyuncu var arkadaşlar. Bunu okudum. Çocukken babasını kaybetmiş. Hem de nasıl? 4 yaşında mı ne? Bu arada dikkat. Aman. Bir dakika arkadaşlar. Cuadrado ile ilgili bir şey anlatacağım çünkü sizlere. 4 yaşında babası buna gitmiş demiş. Oğlum hemen yatağın altına gir demiş. 4 yaşında Cuadrado o zamanlar. Ve gözü önünde öldürmüşler yani babasını. Yani öyle bir şey yaşayıp da çocuk ondan sonra böyle futbolcu olmuş. Yani helal olsun diyoruz arkadaşlar. Ben de bunu daha yeni öğrendim. Şu skoru tutalım önce. Önemli olan o. Şimdi ara pası. Lacazette halleder. Yine pas veriyoruz. Paslı. Ara pas. Gönder. Çok güzel. Şut gelir mi? Geliyor. Çıkmadı. Şimdi Talisca önünde. Bir şut daha. Ulan. Kıl payı kaçıyor arkadaşlar. Şu dördüncü gol o kadar önemli ki. Onu attığı anda. Attığımız anda. Öyle bir atlayacağız ki. Ama böyle bu skorda tabii ki sakıncalı. Çünkü bir gol yediğin anda yeterli ama bundan sonra olamadım. Okey. İki gol da yiyebiliyorsunuz üst üste. Öyle şeyler daha çok gördüm. Şimdi Lacazette çok güzel geçti. Hadi oğlum Lacazette at bunu bu sefer adama. Lacazette adam son anda yatarak müdahale ediyor, kurtarıyor. Şimdi Anderson Talisca geliyor. Hadi oğlum free kick ol at. Talisca'nın free kick'i. Şu oyuncuyla bir atamadık daha gol ya. Şey free kick'ten arkadaşlar. Ne FIFA'da ne burada. Aman dikkat Ronaldo. Şu oyuncu öyle bir tehlike ki. Aman William. Önünü kes. Geri çekecek. Ay pas verdi. Aman çıkart. Tamam. Çabuk kontratak. Hızlı oynayalım. Hızlı oynayalım derken. Ne oldu lan? O neydi? Alexis Vidal. Lacazette. Geriden oynadı. Uzun bir top. Lacazette'in önüne düşüyor. Lacazette gidiyor. 3 adam önünde derken dolu kaybediyoruz. Şimdi çok büyük hata defansan. Çocuk pas oynayacak zannetti. Kaleye çekiyoruz. Ve o beklediğimiz gol geliyor arkadaşlar. 4-2 yapıyoruz. Bu maç burada biter. Son 15 dakika. Aman hocam nereden dedim lan dur. Daha atamadı çocuk. Bitmedi arkadaşlar. Konsantre devam ediyoruz. Full konsantre devam. Neredeyse benim çene yüzüne yine gol yiyecektik. 4-2 öndeyiz ama arkadaşlar. Devam. Aman dikkat.
Willian geçti. Çaktırmayın. Bu çocuk da pes etmiyor bir türlü ya. Pes etme pes oynuyor benim gibi. 4-3. Helal olsun çocuğa valla. Çocuk devam ediyor. Gol gitse de yemese de devam ediyor o da. Bizim mentaliteden. Şimdi Oxlade Chamberlain ara pası geldi. Biz tabii ki bir 5 atarsak ona da gazozu vereceğiz. Nuri Alço gazozu. Şimdi maç her an bitebilir. Bitti mi lan? Offside. Oldu arkadaşlar. Maç bitecek. Ondan sonra bilet atacağız. Daha doğrusu bir top atacağız. Ondan sonra bitireceğiz bu bölümü arkadaşlar. Sizlere şimdiden maç bitiyor. Dediğim gibi bitiriyoruz. Top atacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Umarım hoşuna gitmiş arkadaşlar. Bir tane siyah top oyuncu getirdik. Bakalım bir ikinciyi getirebileceğiz mi? Göreceğiz. Okey. Best of October geldi. Şöyle devam edelim. Eyvah eyvah. Arkadaşlar hiç param kalmadı vallahi. GP hiç kalmadı. Son top açılımı. Bir beleşe biletimiz var. Hiç param hiçbir şeyim kalmadı vallahi. Donumuza kadar soydu Konami yine bizi. Son top açılımı şimdi. Umarım hayırlı bir açılım olur arkadaşlar. Şöyle geriye duralım. Toplar dönüyor. Dönüyor dönüyor. Benim de başım dönüyor. Basıyoruz. Ve evet. Gümüş. Oldu arkadaşlar. Bu bölüm sonuna geliyoruz. Şöyle satalım. Umarım hoşuna gitmiştir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Beğenmeyi unutmayın. Çuuu.